Şimdi de İstanbul Küçükçekmece Sınav Etüt Merkezi'ndeyiz. Çok özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Didem Hanım merhabalar. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben kurumun rehber öğretmeniyim. Adım Didem Dilge Yıldırım. Burada bir süredir burada çalışıyorum. Peki Didem Hanım, rehberlik anlamında öğrencilerinize nasıl olanaklar sağlıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi her öğrencinin benim yanıma gelme konusu, problemi farklı oluyor tabii ki ama en çok yoğunlaştığımız şeylerden birisi de sınav kaygısı. Kaygı üzerinde çalışıyoruz, düşüncelerine değiniyoruz, düşüncelerini sorgulatıyoruz bu şekilde. Bunun dışında veli görüşmelerim oluyor. Çünkü bazı veli tutumları da bunda etkili oluyor, kaygıda. Onun dışında zaman yönetimi konusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, özellikle küçük yaştaki öğrencilerimiz nasıl zaman yöneteceklerini, evde neler yapmaları gerektiğini tam olarak bilmiyorlar. Bunu sağlıyoruz. Peki gerçekten de bir etüt merkezindeki en temel ayaklardan bir tanesi herhalde rehberlik alanıdır. Öğrencilerin ciddi anlamda hani başarı sağlamasındaki en büyük etken de bir rehber öğretmenine düşüyor. Bu anlamda neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz öğrencilere bu olanakları sağlamak adına? Öğrencilerimize genelde bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Yaşadıkları herhangi probleme dair sınıflarla görüşmelerim oluyor, velilerle görüşmelerim oluyor. Tekrar öğrencilerle görüşmelerim oluyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Bunun dışında seminerler yapmayı planlıyorum. Bunları da en kısa zamanda zaten gerçekleştireceğim. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Özge Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben kurumumuzun fen bilgisi öğretmeniyim. Peki buradaki başarı oranını neye bağlıyorsunuz bir eğitmen olarak? Başarımızı şuna bağlıyorum açıkçası. Biz burada bir ekip işi yapıyoruz hep birlikte. Bir aile gibi olduk. Başarımızı öncelikle buna bağlıyorum. Bu sıcaklık ve samimi tabii ki öğrencilere de yansıyor. Daha sonra öğrencilerimizi hep ön plana aldık hayatımızda. Onlarla birlikte her şeyde yanlarında olmaya çalıştık. Sadece eğitim açısından değil, hani düşüncelerinde, duygularında da onlara yardımcı olmaya çalıştık. Öncelikle onların bir ideali olmasını sağladık ve o idealin peşinden koşmaları için onlara yardımcı olduk. Her durumda yanlarındaydık. Bize her durumda ulaşmalarını sağladık. Ve en önemlisi burada bir aile olduğumuzu onlara gösterdik. Umarım etkili olmuştur. Biz meyvelerini topluyoruz ama onlar için her şeyin en iyisini istiyoruz. Büyük düşünüyoruz. Umarım her şey güzel olur. Başarılı olduğunuz zaten grafiklerden belli oluyor gerçekten. Kısa zamanda ciddi başarılar elde etmişsiniz. Evet, biz de çok memnunuz durumdan. Çocuklar da biz de karşılıklı olarak bir emek veriyoruz. Ve bu emeğin karşılığını almak bizim için çok sevindirici oluyor. Yani çocuklarımızdaki o gözlerindeki parıltıyı görmek bize daha çok onlara bir şey katmak açısından daha çok şevklendiriyor. Yani her şey yolunda bizim için. Mutluyuz. İyi bir aile olduk. Merhabalar, ismini öğrenebilir miyim? İlksen. İlksen, özellikle sınav etüt merkezini tercih etmenin nedeni ne? Ben açıkçası buraya gelmeden önce nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Fakat buraya geldikten sonra öğretmenlerim özellikle benim ders çalışmama yardım ettiler. Ve buradan önce ben TEOG'un nasıl bir ciddiyette olduğunu düşünmüyordum. Bu kadar önümde birilerinin olduğunu düşünmüyordum. Fakat buraya geldikten sonra her açıdan kendimi daha iyi hissettim ve moralim, daha hedefim yükseldi. Bir şekilde. Sadık, neden burayı tercih ettin? Bu ilçedeki en iyi etüt merkezi olduğunu düşündüm, o yüzden burayı tercih ettim. Memnun musun buradan? Memnunum. Neler değişti hayatında buraya başladıktan sonra? Daha güzel arkadaşlar tanıdım, ders çalışmayı öğrendim, ders programları yapmaya başladım. Süper, teşekkür ediyorum. İsmini öğrenebilir miyim? Adım İrem. İrem, neden burayı tercih ettin? İlk öncelikle buraya çevrem tarafından çok tercih ediliyordu. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Geldim ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Cidden derslerimde bayağı bir artış gördüm. Ve burayı çok seviyorum. İyi ki de gelmişim. Büyük düşün, hedefini yüksek tut.